Saygıdeğer Yavuz Sükler. Yavuz Sükle imarı konuşuyoruz. Vatandaş diyor ki 20 senedir nerede imar? Evet, nerede imar? Nerede? Sorun abi, ben cevaplayayım. Söz verdiler 20 senedir, yok. Yok. Ha bugün hayal, ha bugün hayal. Depremde kapıda. Yerine dönüşüm var. Depremde kapıda. Şimdi biz Kerem şunu biliyor muyuz? Bir, biz şu parsel 1159 adı 33 parsel. Kaç bin metrekare parsel? Kaç 34 bin metrekare. 34 bin metrekare biz ortak mıyız? Ortak. Tarla. Geldik 50 sene önce buralara yerleri yaptık. Evet. İlk yapanlardan bir tanesi de benim biraderlerim. Doğru mu abi? Doğru. Tarlaya imar yaptık. Şimdi bina yaptık. Şimdi ne yaptı belediye? Dedi ki ben buranın planlarını düzeltiyorum. Ne yaptı? 15-50, 5 kat. İki de kottan bodrum verdi, 7,5 kat. Katınızı ayarladım. Emsalimiz bitti. Planımız bitti. Bir araya gelin, toplanın, yapın. Yapamıyoruz. Mümkün değil. Kıyamet kopsa gene bu insanlar bir araya gelemez. Abi hemen anlatayım. Başkan da dedi ki, ne dedi? 1500 metrekare, 1000 metrekare, 2000 metrekare, 3000 metrekare, bak şunlar gibi parsellere böldü. Ne diyor başkan? Bana diyor, bu parselin diyor böldük, %50'sini imzasını getirin ki diyor mahkemeler açmasın, davalar açılmasın diyor. Kim bekliyor? Hemen Anayasa Mahkemesi'ne gitmek için nöbette bekliyorlar. Bir işe yaramazlar. Muhalefet yapıyor bunu. İktidar değil. Şimdi abi sorun şu. Ben de başkana diyorum ki, başkanım bırak diyorum imzayı. İmzayı toplayana kadar diyorum, deprem olursa bir tane imza toplayacak adam bulamayacağız. Doğru. Yanlış mı abi? Doğru. Şimdi biz gene de şunu yapalım. Bak, dilekçe örneklerini dağıtıyoruz. Belediyeye gidelim. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne vereceğiz. Bak mesela burada dilekçe toplandı. Kentsel dönüşüme vermişler. Ya arkadaş, kentsel dönüşüm buraya 50 yıl sonra gelir. Gelmez ki. İşte benim kaynım. Buraya dilekçe getirdik. Doldurduk. Verdik. Üç sefer getirdik. Verdik. Doldurduk hani. Kime? Mandu abiye verdi. Tamam. Gitmiş kentsel dönüşüme vermişler. Ya kentsel dönüşüme de yapılabilir. Abi kentsel, bakın bak gene söylüyorum. Şu kavramı unutalım abi. Kentsel dönüşümü unutacağız. Bizim parsellerimiz bölünsün. Bak ben bugün Bahçeliler'deydim. Küçük Su'daydım. Sultan Murat'taydım. Çatır çatır inşaatlar yapılıyor. İnanın bana eğer biz dilekçe vermezsek, parseller bölünmezse, inanın 30 yıl daha burada imar bulamayız. Niye biliyor musun? 30 yılda orada yeterli inşaat var zaten. Doğru mu reis? Evet. Şimdi bak, biz Selçuk kardeşimden 1648 adı bir parsele gideceğiz. Kaç metrekare biliyor musun abi parselin tamamı? 6000 metrekare. O gün video çektim, orada yayınladım. Böl kardeşim 1000 metre. 2000 metreye bölsün. Şeref abim de çek. 1000 metre bölünür. O da arsa sahibi. Mantıklı mı? Kök. Ben adamla bir araya gelirsin, onu yapabilirsin. Şimdi abi. Ama şimdi bu şekilde adam ağzında yani. 5000 metre kimi toplayabilirsin ki? Ya bak gene söylüyorum. Bak boş parseller var ya abi, bölünsün. Boş parsellerden başladığı zaman insanlar yavaş yavaş anlayacaklar. Şimdi bir iki tane yapılsa şuralarda. Tabii. Yani basit bak, şurası abimlerin olduğu yer. 2200 metrekare yerleri var. Diğer tarafta da var. 4000 metrekare o parselin tamamı. Şimdi vatandaş oraya alıyor 30 milyon kira. Yıkar mı binasını? Yıkmaz. Ne yapacak şimdi bunlar? Abim vefat etti. Çocuklar da geldi. Neredeyse onlar da gidecek bu dünyadan. Hala imar alacağız. İmar işi öldü. Biz yalnızca bir şey olmaz. Yavuzluk'tan bir şey olur abi. Bak bir şey söyleyeceğim. Olur. Bak size iddia ediyorum. 1027'de bir parsel. Şurası bak. Pazarın kurulduğu cadde sonuna kadar 1027-2. En fazla 6 ay sonra oranın imzaları topladık biz. Verdik. Resmi olmasın. Bir de AK Parti buradan oy moy alamaz. Bu kadar iddia ediyorum. Bunu da yayınlayacağım yani. Resmi alamaz da boş. Sesim de oy kullanmıyor zaten. Sen o. Mahalleyi kapatacağım sesimde, muhtarın sesimde. Ben vermiyorum devlete oy diye. Ona da muhtar kapatacağım. Başka türlü.